Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Sedef Tersanesi'nde çalışmaları süren TCG Anadolu'daki son durumun bizzat incelemesi adına gemiye bir ziyaret gerçekleştirildi. Bakan Varank tarafından geminin incelenmesi sırasında yapılan açıklamada TCG Anadolu ile Türkiye'nin yeni kabiliyet ve kazanımlar elde edeceğinin altı çizildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada Covid-19 pandemisi sebebiyle TCG Anadolu'nun deniz kuvvetlerine tesliminin 2020'den 2021'e ertelendiği açıklanmıştı. Ayrıca önemli bir husus olarak geminin teslimi sırasında yetişmezse bile Anadolu'da uçak platformları yerine İHA'ların konuşlandırılabileceği ifade edilmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamada, Sedef Tersanesi ziyaretimiz kapsamında Türkiye'de ilk defa üretilen çok maksatlı amfibi çıkarma gemimiz TCG Anadolu'da yapılan çalışmaları bizzat izlemek üzere gemiye bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu gemi Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş en büyük gemi olacak. 30 bin tonluk bir gemiden 200 metreden daha uzun bir uzunluğa sahip, 11 güverteye sahip çok maksatlı bir amfibi çıkarma gemisinden bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi son dönemde Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda Türkiye bölgesel bir güç olduğunu tescilledi ve ispatladı. Bundan sonraki dönemde Türkiye'yi küresel bir güç haline getirebilecek bir gemiden bahsediyoruz. Bu gemi içindeki havuzlarla kendi çıkarma küçük gemilerini taşıyabilecek. 30'dan fazla zırhlı aracı yine taşıyabilecek. Dikey iniş kalkış yapabilen hava araçlarını hem taşıyabilecek ve bu araçlar çok rahat bir biçimde bu gemiye iniş kalkış yapabilecekler. Çok özellikleri olan gemiden bahsediyoruz. Belki taktik sınıf İHA'ların bile dikey iniş kalkış olmadan bu gemiden kalkmasını sağlayabileceğiz. Söylediğim gibi bu gemi Türkiye'ye küresel güç olma yolunda önemli imkan ve kabiliyetler kazandıracak açıklamalarında bulundu. Yerli ve milli projelerimiz ile ilgili yetkili ağızlardan açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.